Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed'in ve ala aleyhi ve sahbihi ve ba'd. sevgili kardeşlerim, Nur Suresinin ayetlerinde kalmıştık. 31. ayeti tamamlıyorduk. Şu kelimelerde kalmıştık sevgili kardeşlerim. Burayla inşallah yani bugün bu dersle tesettür ile alakalı derslerimizdeki Elmanlı merhumun rahmetullahi aleyh kitabındaki tesettür ayetlerinde bundan sonra Hazap suresindeki tesettürle alakalı diğer ayetleri konuşacağız. Yani önce Cilbap ayetini konuşmuştuk yanılmıyorsam Ahzab suresinde şimdi diğer tesettürle ilişkili olan bizim bu kanaldaki tesettür hakikati videolarında direkt zaten o ayetleri okuduğumuz o ayetleri merhumdan yavaş yavaş okumaya İnşallah devam edeceğiz. Evet, ev meleket eymanuhunna ve ellerinin malik olduğu carilerine evet tabiine gayre ulul irbeti min ricali ve ricalden irbe sahibi olmayan tabilere yani kadınlara ihtiyaç duymaz olmuş, şehveti kalmamış sülahadan ihtiyarlar ve matuhlar veya kadının kadın işi bilmez, sade yemeklerinin fazlasından yemek için şunun bunun arkasından takılır guruhu miskinler veyahut hut erkekliği yok hılkaten inliğin uşaklar. Bunda iğdiş ve mecbubun yani erkeklik uzu kat, kat edilmiş olanların da dahil olacağını zannedenler olmuş ise de tefsiri keşrafta Ebu Hayyan'da zikrolunduğu üzere İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin inninde bunları istihdam etmek, tutmak, alıp satmak helal olmaz demiş. Bunları imsak e, seleften hiçbirinden menkul değildir. Çünkü bunda cübbu ihsaya teşvik vardır. Halbuki müsle haramdır. Ee, sevgili kardeşlerim, şimdi buraları ifade edeceğiz. Şimdi tabi e, kimlere e, zinetlerini göstermesi haram olmaz bahsinden konuşuyorduk. İşte kocalarına, kocalarının oğullarına efendim. E, bunları anlattık. İşte kardeşlerine, kız kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kızlarına ve buraya geldik en son. E, yani artık şu noktaları ifade ediyor, işte çok ihtiyar olan kimseler, yani karşı tarafta bunamış, şehveti kalmamış veya işte hasta olmuş, çok böyle hani miskin, yaşlı, işte yoksa diğer bir noktada işte erkekliği doğuştan beri olmayan ya da bir şekilde o erkekliği işte iyidiş edilerek uzaklaştırılmış kimseler de buna dahil edilirken derken burada bir ihtilap tabi söz konusu yani burada esas hikmet noktasının şu olduğunu görüyoruz ki yani özellikle bu elmalı merhum yaşlı konusunu işte bir şekilde kısırlaştırılmış konusunu gündeme getirerek bu tesettürün hikmetlerinden birisinin de karşı taraftaki o kişiye göre ve o kişinin duygularını hani diyelim aktif hale getirmeyecek yani onu rahatsız etmeyecek bir e, duygu dünyasına sahip olma, olup olmamasını da nazara almış. Yani burada yaşlı erkekleri işte işte şey yani yaşlı işte ya da iyi diş edilmiş erkeklik uzvu uzaklaştırılmış vesaire bunları zikrederek e, bu tabi bu uzunun uzvu uzaklaştırılanların ki yani hani küçük çocuklar diyelim işte anlamayan e, kadının kadınlık şeylerini, olgularını anlamayan küçük çocukların, işte yaşlıların, bu şekildekilerin istisna edilmesi. Ama şurada tabii ihtilaf var. Bu sonradan kısırlaştırılan, yani kısırlaştırılan kişiler hakkında bir ihtilaf söz konusu. Onlar da yine ihtiyatlı olmak lazım diyor rivayetler. evet, tıflillezine lem ve kadınların avrat yerine vakıf olmayan güçleri yetmeyen çocuklar yani o va vakıfiyete mümeyyiz yaşına ulaşmamış o çocuklar da bundan müstesna istisna kılınmış oluyor. Evet burada bazı şimdilik ayetler bitti. Belli yani ayet en son bir ayet cümleler en son ayet cümleleri gelecek ve ondan önce bir bazı hükümler silsilesiz girecek müellif. Şimdi onlara bakalım ne diyor? Evet evvela kocalar için bedenlerinin cem isine nazar helaldir demiş. Çünkü zinetten maksud bunlardır kadın için. E, zikrolunan mahremlerine mutat olan zinet mevkilerinden yüz, el ve ayakları iş ve hizmet esnasında açılan saçını, başını, kulaklarını, boynunu, kulaklarını, inciklerini açabilir demiş. Bunları söyledikten daha önce. Onların da bunlara nazarı helaldir. Çünkü yakınlıkları hasebiyle ihtilatları çoktur. Bu fitne melhuz, fitneye melhuz değildir fakat karnını ve sırtını göstermek kesinlikle hani caiz değil. diğer bölgelerde de mümkün mertebe dikkat etmek gerekiyor. Mecburiyet yoksa onları da kollamak, gizlemek lazım. Ya bugün artık imkanlar daha fazla. Evler büyük olabiliyor. İmkan nispetinde bunu bu ölçüyü edep çerçevesinde cereyan ettirebiliriz. Erkeğin erkeğe karşı olduğu gibi kadının kadına karşı da avreti bellidir. İşte göbek kapağı arası kabaca ama bunun detayını biz verdik kanalda diğer videolarda. Evet, evet çocuklar gayrimükellef olsa da edep gene de onlara öğretilmedi ve edep çerçevesinde bu tesettür meselesi onların dünyalarına ekilmeli. Evet buradaki tesettürün hepsi yani tesettürle alakalı zikredilen bütün hükümler ve ayetler sevgili kardeşlerim. Hürler için geçerli. Cariyeler için ayrı bir hüküm şeyi var. Onu diğer videolarda biz konuştuk. Cariyenin tesettürü diye oradan bakabilirsiniz. i̇şte böyle hür kadınların bu müstesnalardan başkasını, zinet başkasına ziynetlerini göstermemeleri, kendi iffet ve siyanetleri, yani iffetleri, kendi kendilerini koruması, kendi korunmaları ve hüsnü iktisatları yani güzelliklerini iktisatlı ölçülü kullanmaları noktayı nazarından o noktadan e, gayet mühim olduğu gibi yabancı ricali, yabancı adamları, erkekleri müteessir etmemek, onları rahatsız edip e, etkilememek ve günaha sokmamak e, bunlar müellifin ifadeleri arkadaşlar. Ben hiç müdahale etmiyorum. E, bir daha şuradan alıyorum. İşte böyle hür kadınların bu müstesnalardan başkasını, zinetlerini göstermemeleri, kendi iffet ve siyanetleri ve hüsnü iktisatları, güzelliklerini ölçülü kullanmaları noktayı nazarından, yani hüsnü iktisat demek, güzelliklerini mahrem olanlarına, yani kocasına işte e, hasretmek, onda ona göstermek noktası, hüsnü iktisat oluyor yani. Eğer yani yemeğin fazla yemesi, yenmesi şimdi nedir? İsraftır. E, güzelliğin de o noktada Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı, kimselere gösterilmesi bir iktisatsızlık ve ölçüsüzlük oluyor. Hüsnü iktisat ise yani güzel ölçülü olma noktası ise hüsnü iktisatları noktasından güzelliklerini iktisat kullanmaları noktası noktayı nazarından gayet mühim olduğu gibi yabancı ricali erkekleri, adamları müteessir etmemek, etkilememek ve günaha sokmamaktır esas olan. Edeb-i iffet telkin etmek noktayı nazarında çok da daha çok mühim olduğundan bilhassa bu noktayı da işar ve tesettür emrinin kuvveti şumulunu bir daha ihtar siyakında yürüyüş tavırlarının dahi islahı için buyurur ki yani ola ki buraya kadar anlatılan ayetlerde sevgili kardeşlerim bir nokta hani anlaşılamaz olur ya da yanlış anlaşılır vesaire. Yani buradaki tesettürün önemini bir şekilde tevil etmesinler, hani bir şekilde yanlış anlamasınlar diye müellif ekstra en son ayette cenab-ı hak'ın vurgu yaptığını söylüyor ve şu şekilde bitiriyor. Bırak bunları diyor. Hani bırakın bu e, şekildeki tesettürleri hareket ve adaptan yani davranış tesettürüne buradan intikal ediyor ve tesettürün davranışta dahi olması gerektiğini, zahirde zat olması gerektiğini ve davranışta dahi olması gerektiğini söyleyerek şöyle bitiriyor. eee bu noktada diyor hani işte ricali müteessir etmemek ve günah sokmamak adına edebi iffet telkin etmek noktayı nazarından yani o iffeti ve edebi mümin kadınlara takınmayı ayet telkin etme noktayı nazarından çok mühim olduğundan bilhassa şu noktayı dahi işaret edip işaret edip gösterip tesettür emrinin kuvveti şumulunu yani bu emrin ne kadar kuvvetli olduğunu ve ne kadar kapsayıcı bir e, niteliğe sahip olduğunu bir daha ihtiyar siyakında e, tekrar ederek yürüyüş tavırlarının dahi islahı için, için buyuruyor ki yani o söylediklerinin e, söylediklerinin üzerine sevgili kardeşlerim bir de e, tesettürdeki o davranışsal tavır ve hareketleri dahi ayet düzenleyerek şu şekilde buyuruyor yürüyüş tavırlarını dahi ıslah etsinler yürüyüşlerini dahi düzelsinler buyuruyor ve vali yadribne bi erculuhinne li ma yukhfina min zinatihinne diyerek gizledikleri zinetleri bilinmek için ayaklarını yere vurmasınlar. Yani bir şekilde dikkat çekip kendi üzerlerine nazarları çekmesinler diyor. Yani baştan aşağı aşağı örtündükten başka yürürken de edeb vakar ile yürüsünler. Yani bu tesettürü, cilbabı, işte çarçafı bütünüyle uygulanmanın haricinde bir de diyor yürürken, işte konuşurken, dönerken, alışveriş ederken onu bunu yani ne yapıyorsa, ne, ne yapıyorsa yaptığı şeyi edepli bir tarz ve tavırda yapması gerektiğini ayet bize ifade ediyor. Yani baştan ayağa örtündükten başka sonra yürürken de edebi vakar ile vakar ve edeple yürüsünler. Örtüp gizledikleri suni veya hılki zinetleri bilinsin. Örtüp gizledikleri suni yani yapmacık ya da yaratılıştan gelen bunları daha önce ifade ettik. E, sonradan üzerine taktı işte altınlar, gümüşler, neyse bilezikler, halhallar veya hılki yaratılıştan olan zinetleri e, kadın namasus yani organsal e, zinetleri bahsediyor. Zinetleri bilinsin diye bacak oynatıp ayak çalmasınlar. Bacak oynatıp ayak çalmasınlar. Çapkın yürüyüşle yani çaprazı kastediyor. Nazar dikkati celbetmesinler. Tabi o dönemin kelimelerini kullanmış. Düzgün yürüsünler. Ee, i̇şte bacaklarını düzgün atarak yani doğal doğal yürüyüş nasıl, nasılsa onu takip etsinler. Herhangi bir şeyi e, nazara vermek için, nazara sunmak için yürüyüşlerini değiştirmesinler. Edeplice, yafa, yavaşça vakar içerisinde ayaklarını yere vurmadan, dikkati çekmeden, nazar dikkati celbetmeden, üzerlerine çekmeden yürüsünler diyor çünkü erkekleri tahrik eder şüphe uyandırır diye bitirmiş müellif burada tabi yani bu şekildeki bütün tavırlar yani kadınsı olan arkadaşlar bu normal yani kadınsı olan bütün tavırlar normalde bir erkeğin dikkatini çeker kadının üstüne düş düşen görev çekmemek yani dikkat çekmemek erkeğin üzerine düşen görev de dikkat çeken birisi olsa dahi bakmamaktır elbette onu da farklı ayetlerde biz konuştuk zaten. Evet ama bu hemiyetle demek ki konuşmada, yürümede, işte alışverişte, ikili münasebetlerde hani zaruret miktarı dahi olsa kadın edebi vakarını takınması lazım. Bir şekilde bir şeyleri şeytanın tahrişine gelmemesi lazım. Yani bir yerlerini oynatmaması, işte ayak çalmaması, yürüyüşünü değiştirmemesi ve erkeklerin nazar dikkatini çekip onları tahrik etmemesi gerekiyor demiş müellif. Fakat unutulmamak lazım gelir ki kadının bu bap'taki muvaffakiyeti daha evvel erkeklerin iffeti ve vazifelerine dikkat ve cemiyette olanların himmetiyle mütenasip. Bunlar da Allah'ın inayetiyle kaimdir. Onun için bu noktada Resulullah'tan umuma telvihi hitap ve ricali Nisa'ya talip tarihiyle buyuruluyor ki. Tabi burada e, bu, bu hükümleri, bu hayat tarzını tesis etmekteki güç ve yönetim kabiliyeti de erkeklere verilmiş. Onlar da bu meseleyi işletsinler diyor. Fakat unutulmamak lazım gelir ki kadının bu baptaki muvaffakiyeti, başarısı daha evvel erkeklerin iffeti, yani erkeklerin de tabi bu meselede iffetli olması, bu tarz şeylere hani iltifat etmemesi, vazifelerine dikkat etmesi, cemiyette olanların himmetiyle beraberce ancak gerçekleşebilecek bir muvaffakiyettir. Yani demek ki tesettür hakikatını ancak kadın ve erkek beraber mesai sarf ederek, ona çalışarak gerçekleştirebilirler. Bunlar da Allah'ın inayetiyle, yardımıyla kaim olur. Onun için bu noktada Resulullah'tan umuma telvihi hitap, yani umum insanlara açıklama ve kinaye suretinde hem ricala hem nisaya talip tarih ile şöyle buyuruluyor. Yani şu demek, Erkekleri nazar alınıyor ama kadınları da muhatap sandalyesine oturarak ayet-i kerimeler şöyle bitiyor. Ve tubu ilallahi cemiyan. Eyühel müminun leallekum tuflihun ey müminler Allah'a tövbe ediniz ki hani bugüne kadar bu zamana kadar hani bu şekilde bir tesettür hakikatını yaşamadıysanız üzülmeyin. Geç kalmış olabilirsiniz ama e, her şey bitmiş demek değildir. Tövbenizi edin. Bu şekilde tesettüre girin. Bu şekilde tövbe edin Cenab-ı Hakk'a, yaşayın. Cenab-ı Hak geçmiş günahlarınızı affedecektir şeklinde kadınlara ve erkeklere o tesettür hakikatına muhalif hareketlerinden tövbe etmelerini ve o tesettür hakikatının gerçekliğine, ayetlerin manasına ve gerçek bir mümin tavrına göre yaşama şekline girin şeklinde bir emirle bitiyor ayet. Ey müminler Allah'a tövbe ediniz ki felah bulabilirsiniz. Demek ki bozuk bir cemiyette felah, ümit olunmaz. Yani cemiyet bozuksa sevgili kardeşlerim ve bu umumi bir hale gelmişse bu bozukluk, bu cemiyette bir kurtuluş ümidi genelde az olur. Cemiyetin bozukluğunu da kadınlardan evvel erkeklerin kusurlarındandır demiş. Müellif burada gerçekten yani ben bunu okumuyor olsam söyler miydim bilemiyorum yani. Çünkü hani felsefi olarak analiz edilmesi gereken bir kusur. Gerçekten cemiyetin bozukluğu kadından mı erkekten mi? Belki birçok yönüyle masaya yatırılıp tahlil edilmesi gerekiyor. Ama müellif eleştiri yaparak gerçekten çok eee mertçe bunu söylemiş. Tebrik ediyoruz kendisini. Allah'tan rahmet diliyoruz tabii ki. E, makamı âli olsun. Cemiyetin bozukluğu da kadınlardan evvel demiş erkeklerin kusurlarındandır. Cemiyetin bozukluğu da kadınlardan evvel erkeklerin kusurlarındandır. Binaenaleyh başta erkekler olmak üzere erkek, dişi yani kadın erkek bütün müminler imana yaramayan, imana yaramayan ve cahiliyet asarı, cahiliyet eseri olan kusurlarından tövbe ile Allah'a dönüp Allah'ın inayetine iltica ve emirlerine itina etmelidirler ki mecmu'u felah bulabilsinler, hepsi felah bulabilsin. Yani kadın ve erkek, İkisi de toplumda üzerine ne düşüyorsa toplumun felahı ve kurtuluşu adına beraber çalışacaklar sevgili kardeşler. O halde umumun felahı noktayı nazarından evliyayı umur ve ala kadar efrat şu emirlere de itina etmeliler diye devam ediyor. Müellif burada diğer ayet-i kerimelere 32. 33. ayetlerle Nur suresinin devam ediyor. Evet ama cemiyetin bozukluğu da kadınlardan evvel erkeklerin kusurlarındandır demiş. E, Tabi yani erkekler Biz erkekler olarak kendimizi düzelteceğiz Üzerimize düşen vazifeleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize yüklediği e, Tavsiyeleri Bize anlattığı hakikatları Biz öğreneceğiz ve yaşayacağız Kadınlar da kendilerine düşenleri yapacak e, Ama şu noktada tabii ki erkeklere e, Bir umur evliya umurluk verildiği için Bir e, imaret verildiği için Bir işte nasıl söyleyelim e, Yöneticilik bir e, hakimlik verildiği için onların bu konuda e, yetkisi daha fazla olduğundan dolayı elbette ki bozulmayı önleme şeyleri de daha fazla. Güçleri ve kuvvetleri çünkü daha fazla. O yüzden e, merhum belki de kusurları burada erkeklere vermiş. Ama başta erkekler ve kadınlar olmak üzere demiş bütün müminler imana yaramayan, cahiliyet asarı olan, cahiliyet eseri gösteren kusurlardan tövbe ile Allah'a dönüp Allah'ın inayetine iltica ve emirlerini itina etmelidirler ki mecmu sevgili kardeşlerim felah bulabilsin. Allah razı olsun müelliften. Subhanekelâ ilmelenâ illâ davana